sokağı el sanatları. Şu şey kahverengi olan yer. Hatay'daki el sanatların altta atölye var, üstte vitrin. He. Satış yeri var. Hemen yanı bitki müzesi. Şuralar hepsi şey bahçe olacak. Şurada şurası. Şu büyük mozaik buraya size mı? Size gösterdiğim mozaik orası. 1650 metrekarelik. Yuvarlakta. Tabii Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek mozaik orası. Tamam. 44 şehirden taş getiriyoruz, doğal taş. Yani bu rekor kıracak. Burayı bir merkez yapacağız bundan sonra. Hayır, yani konser burada olacak, her şey burada olacak yani. Burada ulusal bahçeler ve ulusal şeyler olacak, mutfaklar. İskenderun'da uluslararası mutfaklar ve uluslararası bahçe olacak. Canlı ayda bir burada bir festival yapacağız Sayın Bakan. Şey yapmak lazım ki buraya insanların ayağı alışsın. Tabii tabii, ayda bir festival yapacağız. Konser, festival, neyse tabii, bir şeylerin olması lazım. Bence bu şey de güzel olmuş. Kademeli bir şekilde tabii, olması tabii. Da düz bir yapı olsa bu kadar bu, kendini göstermeyebilirdi yani. Burası şeyi bağlamış çevre yoluyla. Evet. Herkese sağlık, güzel şey olmuş. Sayın şimdi tabii. Biz ne zaman başlıyoruz Expo'ya? Hani 10 Aralık'ta başlayacağız. 10 Aralık. Tabii. 10 Aralık'a ne var? 6 ay var. 3-4 tane burada festival yaparız. 6 ay mı var? 5 ay mı var? 5 ay var. Esas %97-98 bitti yani. Gerçi şey bitmiş yani, bir şey kalmamış tabii. Yani. Ben binaların tamamı bitti. 250 tane kadına burada şey yaptık, ihtiyaç sahibi. Doğru söylüyorsun. Sera yaptık, orada çiçekler üretireceksin onlara. Doğru söylüyorsun. Yani bunların önünün açılması lazım işte böyle. Bir de... Canım yazın ya. Deneme yapacağız. Burası. Yok sahne çok güzel. Çünkü şu sahne bak buraya işte Anadolu Ateşi'ni de getirsek. Her şey gelir. Her şey olur buraya. Sahneye. Güzel ya bu. Şimdi o zirvede yemek yiyorsun. Burada da konser. Konser izliyorsun. Her şey güzel. Çok güzel yok. Öncelikle emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok büyük bir emek var. Bu gözle görülür hale gelmiş. İnşallah burada güzel faaliyetler, etkinlikler yaparak şehrimize, yöremize, bölgemize ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sadece Expo için değil, Expo'dan sonrası için de burayı yaşanabilir, yaşayabilir bir hale getirmek için planlama yapılmış. Bölgemizdeki, yöremizdeki küçük el sanatlarından tutun da çiftçimizin üretimine kadar, pazarlamasına kadar alanlar oluşturulmuş. Çok güzel bir amfiteyatro yapılmış. Bu gerçekten ilimiz için bir ihtiyaçtı. Burada bir takım festivaller, etkinlikler, konserler, tiyatrolar yaparak bu alanları doldurmamız lazım. Çocuklarımız için, evlatlarımız için geldiklerinde vakit geçirebilecekleri güzel mekanlar oluşturulmuş. Ben başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ankara'da ciddi bir çalışma yürüttü. Yabancı ülkelerin temsilcileriyle, büyükelçileriyle görüştü. Onları Expo'ya davet etti. Biz ciddi bir katılım da bekliyoruz. Komşu il belediyelerimiz ve Türkiye'nin diğer bölgelerinden belediyelerimiz de bizimle birlikte burada bu etkinliğe katılacak. Biz valilik olarak belediyemizin her türlü çalışmasında yanındayız. Onların gayretlerine destek veriyoruz. Buradaki yapılan çalışmayı da memnuniyetle karşıladım ben. Sayın Başkanımızı hem ekip arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Heyecanla 10 Aralık'ı bekliyoruz. Pandeminin bitmesiyle birlikte bu alanları doldurup taşırmak istiyoruz. Ben de sahip varımıza teşrif ettiklerinden dolayı, desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Hep birlikte Hatay'ın geleceği için çalışıyoruz. İnşallah Hatay'ın geleceği için emin adımlarla, güzel projelerde insanlarımızın kalkınacağı projelerde birlikte olmaya devam edeceğiz. İnşallah Hatay'ımız gelecekte bu mahkûs tarihini yenecek, savaş sonrası Orta Doğu'ya örnek olacak, barışa da katkı sağlayacak diyorum. Ticarete, turizme ve insanlarımızın gelişimine katkı sağlayacak. Biz vizyonumuzu daha geniş tutmaya devam edeceğiz.